Sevdalı yüreklerde beyaz sürgüler. Efendim hoş geldiniz. Bir Şampiyonlar Ligi gecesi, bir gurur gecesi daha. Bu gururu bize Beşiktaş'ın futbol takımı yaşattı. Beşiktaş kendi evinde Leipzig karşısında sahadan 2-0'la galip ayrıldı ve ikinci maçında da 3 puanın sahibi oldu. Grupta 6 puanla Beşiktaş lider. Bugün Monaco deplasmanında Porto'yu 3-0 yendi Monaco'yu. İkinci sırada Porto bulunuyor. Birer puanlı Monaco ve Leipzig'de 3. ve 4. sıradaki yerlerini korudu. Beşiktaş bugün Babel'le maçın hemen başında öne geçti. Talisca ile 2-0'ı yakaladı ve 90 dakika Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ı bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz. Alkışlar kocaman. Beşiktaş futbolcularına, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e. Ormanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Bugün oldukça önemli bir gündü. Beşiktaş adına, Türk futbolu adına. Avrupa'da önemli bir geceydi. Şampiyonlar Ligi'nde devler mücadelesinde. Devler Ligi'nde Beşiktaş 2'de 2 yaptı. Biri deplasmanda, biri kendi sahasında. Grubun önemli takımlarından birisini deplasmanda farklı yenmişti Beşiktaş. Şimdi de grubun sürpriz yapmaya muktedir takımlarından bir tanesiydi Leipzig. Çok korktuk, çok maçtan önce tedirgindik. Kolay olmayacak demiştim ben. Gerçekten. Kendi adımla Fenerbahçe maçından sonra, Fenerbahçe derbisi gibi bir derbiden sonra Beşiktaş'ın çok kolay kazanamayacağını düşünmüştüm açıkçası. Totemimi de yaptım. Cümlesel anlamda da totem yaptım. Bak Yeşim kardeşim, kravat anlamında da totem yaptım. Maçtan önce bu totem böyle devam edecek. İkinci totemim bu. Bir rahat kazanır, iki de kravat totemi. Maçtan önce hangi kravatı takıyorsam abi, maçtan sonra da totem abi. Totem büyük şey. Yani bak ben abi hazırsa bak ne yapmışım? Ne yazıyor orada? Şükürler olsun. Bak maçtan önce Leipzig rahat kazanır. Leipzig rahat kazanır diye tweet attım. Sonrasında da maç bitince şükür. Çünkü bunu niye istedim biliyor musun İl Bey'den? Bunun altında arkadaşlar, arkadaşlar bunun totem olduğunu bilmiyorlar. Anladın mı? Bu totem. Ha, bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur da ben üzerime düşeni yaptım kardeşim. Bir Türk futbol severi olarak. Üzerime düşeni yaptım. Bugün Beşiktaş'ta herkes, ama herkes. Teknik direktör Şenol Güneş yaptığı oyuncu değişikliklerinin dakikası, oyuncu değişikliklerinin yaptığı isimler, A'dan Z'ye hepsi doğruydu. Doğru. Bir de benim, evet abi benim şeyleri de bir alabilir miyim ya? Ben bir alabilir miyim varsa kimse? Tamam, ben çıkmak istiyorum kendime. Bugün de takmadan çıktı. Hayır abi, hiçbir şey yok yani. Neyse, Beşiktaş'ta bugün herkes doğru işini doğru yaptı. Hatta stadın teknisyeni bile doğru bir iş yaptı. Stadın teknisyeni maçın çok önemli dakikalarından bir tanesinde. İşin latifesi tabii bu. Elektrikler gitti, tempoyu yükseltiyordu Leipzig. Birazcık daha tempo düşmüş oldu elektrik kesintisiyle birlikte. Beşiktaş bugün Leipzig'i geçti. Sizce maçın yıldızı kim? 24 Spor gecesi bugün bunu soruyor. Sence maçın yıldızı kim? Şenol Güneş. Bence bir tane yıldızı var, o da Şenol Güneş. Kazanmak için çıkarttı takımı, kazanmaya oynattı. Artık Beşiktaş bugün bize hani şunu da gösterdi. Verdiği pozisyonlar, hani 2-0'dan sonra verdiği birçok pozisyon, belki 1-2 pozisyon %100 gol pozisyonuydu. Leipzig'li oyuncuların kendi beceriksizlikleri sebebiyle belki gol olmadı, ama Beşiktaş sanki ufak ufak skoru korunmayı da oynamayı öğrenmeye başlıyor gibi geldi bana. Dolayısıyla Şenol Hoca'nın bir, hani kazanmayı, mesela beraberlik de Beşiktaş için kötü bir skor değildi. Berabere de kalsan 4 yapıyorsun. Ama şimdi 6 yaptın. Kazanmayı istedi. Taraftarı da mesela, taraftar 10 numara harika destekledi. Oyuncular inanılmaz mücadele etti. Ta ki hangi dakikalarda korktum biliyor musun Haluk? 30'la ikinci gol gelene kadar. Yani 30-44. O aradaki bölümde. O 30-44'te orta sahada Atiba, Oğuzhan, Talisca üçlüsü Talisca konsantrasyon problemi yaşadı. Atiba biraz yoruldu. Oğuzhan keza oynatmadılar, topla buluşturmadılar savunmanın önünde Oğuzhan'la. Oğuzhan'ın pas yapacağını ve takımın pas trafiğini belirleyen oyuncu olduğunu bildikleri için oraya bir baskı yaptılar. O üçlü birazcık böyle tökezleyince aman Beşiktaş Leipzig karşısında hani 1-0, 1-1 olsa bambaşka bir maç olurdu. Ama ben şunu maç sırasında da söyledim sana. Beşiktaş 0-0 iken gol yese 2 tane de atabilir. 1-0 iken 1-1 yapsa 2-1, 3-1, 4-1 de yapabilecek bir takım. Beşiktaş bu futboluyla Avrupa'da herkese gol atar. Ben
geçen sene Süper Lig için söylemiştim. Bu sene de şunu söylüyorum. Lütfen İlbey bunu yazarsanız sevinirim. Dinç 2 nokta üst üste. Beşiktaş bu ligin en güzel şeyi. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nin en güzel şeyi Beşiktaş. 2'de 2. Deplasmanda attı, burada attı. Burada oynadı, deplasmanda oynadı. Oynaya oynaya rakiplerinin kabusu oldu. Bir sözüm de kalecinin adı neydi? Leipzig kalecisinin adı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama onun unutmayacağı ve bileceği, çok iyi öğreneceği bir isim var. O da ne biliyor musun? Beşiktaş. Dün dedi hokkabaz. Dedi ki Beşiktaş'ın forvetlerinden işte hiçbirisi bana kabus olmaz. Gece yani yattığımda böyle çok düşünmüyorum falan. Kabus olmaz. Ben sana net söylüyorum. Bugün yattığı yeri bilemez. Bak, bugün yattığı yeri bilemez. İyi bir kaleci değil bence zaten. Kötü bir kalecisin. Bir de Beşiktaş senin neyin kabusu, kimin kabusu? Dedim ben sana, varsa ya, yoksa tanıdı. Casillas'ı ara dedim ya. Ver benim numaramı. Al benim numaramı, ben hemen arayayım Casillas'ı, vereyim numaranı sen dedim. Bu arada ben yayına girmeden önce bir tane tweet attım. Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü Şenol Güneş'tir diye. Şimdi insanlar Fatih Terim'le yani Fatih Terim ya bu ülkeye neler verdiği. Ben şu anda Fatih Terim çalışıyor mu bir yerde? Çalışmıyor değil mi? Çalışan teknik adamlar için de yazmaya çalıştım ama o biraz yanlış anlaşılmış. Onu düzeltelim. Yani, anlayan... yani hani şimdi onu da belirtmediğim için. Yani şu anda Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim abi? Şenol Güneş. Çalışan. En iyisi Şenol Güneş değil mi? Ya buna tepki göstermiş. Şu anda mesela şu anda çalışsa da çalışmasa da çalışan çalışmayanlar arasında da en iyisi Şenol Güneş. O, yani kariyerine baktığın zaman Fatih Terim'le kıyas kabul etmez yani kariyeri. Çünkü UEFA Kupası gelmiş Fatih Terim'le beraber. Son döneme baktığında bahsediyorum. Fatih Hoca son dönemde çok başarılı bir teknik direktörlük yapmadı ki. Zaten bütün olarak bakmıyorum ben. Yani şu anda son 2 yılda ligde Beşiktaş'ı oynattığı futbolla, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da aldığı Bursa sonuçlarla. Bursa Spor'u da dahil et, son 5 yılın en iyi teknik direktörü. Aynen öyle diyelim. Öyle yazsaydın keşke. İnsanlar galyana gelmiştir. Sen unfollow'a dayanamıyorsun mesela. Ve unfollow'la alakası yok, yok da. Yok, sen yani kendimi sen anlatamamaya şimdi, dayanamıyorum. Ben açıklama var. Yaparken ne diyordun? Ya gerek yok. Niye açıklama yapıyorsun ya, doğru diyordun ama. Ya. Ben ha? Yani bunu... Kardeşim bak Twitter'da abi, sen çünkü şöyle söylemek şey istediğin şeyi söylemiyorsun. Sen taraftarın duymak istediği şeyi söylüyorsun. Hoş geliyor insanlara duymak onu senden. Nasıl hoş geliyor işte. Ama şimdi bir tane attın bak, yedin unfollow'ları. Yersin. Unfollow'la alakası yok. Yersin ben, kardeşim. Ben sadece bak, doğru anlaşılamamak benim korkum. Yani ya doğru anlaşılamamak. Şu var şimdi ben Fatih Terim'in kariyeriyle Şenol Güneş'in kariyerini kıyaslayıp Fatih Terim'den daha büyük teknik direktördür diyemem Şenol Güneş'in. Diyemezsin tabii canım. Onu söylüyorum. Milan'ı kim çalıştırdı? Fiorentina'yı kim çalıştırdı? Yurt dışına giden teknik direktörümüz kim? Yani onu da geçtim. Yani. Avrupa Şampiyonası'nda başarılar yakalamış. İlk kez Galatasaray'da 4'te 4 Avrupa üstte. Şampiyonası'na taşımış. Yani şimdi Fatih Terim'in kariyeri üzerinden. Ya dur abi Beşiktaş'ı bırak. Tamam anlattın yeter be kardeşim. Tamam, bana diyordun süreden i̇kna çalıyoruz diye. Kim ikna oldu? Ben ikna oldum zaten. Ben sadece işin Anadolu kısmındayım. Ayhan Demirtaş demiş ki maçın yıldızı Cenk Tosun'dur. Fenerbahçeliler de tebrik mesajları atmaya başladı. Yılmaz Usta bizim. Atatürk Sanayi'nin yarısı Yılmaz Usta'nın biliyorsun. Sedat Yakup bu akşam teknik adam faciası vardı ama takım şansıyla kazandı demiş. Ben hiç katılmıyorum. Ne faciası vardı? Teknik adam faciası. Biraz geciktiği için sıkıntı yaşıyor galiba o arkadaş. Erol Bozkurt Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Helal olsun demiş. Malik bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ımızı yürekten kutluyorum. Keşke üçüncü olup UEFA'da bu ritimle kupayı alsalar, seneye de Şampiyonlar Ligi'nde final demiş. Çok güzel temenniler var. Murat Kahveci Beşiktaş neden maçı kontrol edemiyor? Kontrol etse 3-0 4-0 alır maçı. Tempoyu düşürmeyeceksin. Yoruldu. Demiş. Ama bazen Şampiyonlar Ligi'nde bir de yani yoruldu şimdi, bu takım. Bir de Beşiktaş öyle bir yerden çıktı ki Gökhan. 3 gün önce kavgası, gürültüsü, tartışması, kırmızı kartı. Yani her şeyin, aksiyonun bol olduğu bir maçtan çıktı. Cumartesi günü, bugün salı. Yani 3 gün sürede Beşiktaş siyahla beyaz gibiydi bugün. Yani senin o gün tartışmalı bir tane kararı var dediğin hakem, hakemliği bırakıyor biliyorsun. Bırakmaz hakemliği canım. Peki. Nereye bırakıyor abi hakemliği? Peki. Hakemliği bırakmak o kadar kolay mı? Ne demek kolay mı? Ne var abi? Bıraktım diyorsun, bırakıyorsun. Neden zor olsun ki yani? Bıraktım diyorsun, Ali Özcanlı bu galibiyet Haluk Gürekli'ye gelsin. Gerçi pek sevmemiştir demiş. Akın Aşıkoğlu, Şenol Güneş hobilerini yenerse iyi, başında olduğu her takım Fenerbahçe gerilimi yaşıyor gibi bir şey söylemiş. Ne dersin? Yok be. Ben bu akşam Fenerbahçe maçı niye bahsedeyim? Fenerbahçe maçıyla konuşulacak bir şey yok ki. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ülkemizi çok inanılmaz başarılı bir şekilde tanıttı, temsil etti ve kazandı. Ve grupta da lider. Bu grupta birinci de olur, dördüncü de olur diyenlere ben buradan merhaba demek istiyorum. Yani merhaba. Ben bir tane şey söyledim grup çekildiğinde.
Beşiktaş'ın Porto deplasmanında göstereceği performans gruptaki, bak Monaco demedim, bak dikkat ediyorsan Monaco demedim. Porto deplasmanında göstereceği performans Beşiktaş'ın öyle gruptaki bütün şeyin o. Yani Porto'yu altımıza almak niyetindeyiz. Aynen. Porto'yu alta aldığın an ya da deplasmanda yendiğin an, evinde de deplasmanda yendiğinden bir tane daha eksik kaza kaybetsen bile, tamam, bir tane eksik kaybetsen bile averaj anlamında Beşiktaş, benim öyleydi. Yani bence benim futbol aklım Beşiktaş'ın gruptaki rakibinin Porto olduğunu gösteriyordu. Ha, grup liderliği için olmasa bile en azından 2-3 için olur. Anladın mı? Doğru. Yani 2-3 için de olsa o grupta tehlikeli takım Porto. Şimdi Gökhan, iki tane kritik maç var. Monaco ve Porto ile içeride oynayacağımız maçlarda Beşiktaş kaybetmezse bir kere Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kesin devam eder. 6-7-8 yapar diyorsun. 7-8 yapsa %100 1 ya da 2 devam eder Şampiyonlar Ligi'nde. 1 olmazsın 8'de. Hayır, yenilmezsen dedim. Yani tamam, bir de yenilmiyorsun. Şimdi tamam canım kardeşim. Leipzig, İçerideki şimdi maçları diyorsun. Monaco, Porto. Tamam, aldın 8. 1-8 yaptın. Geriye kaldı 2 maçı. Monaco'da 5 yaptı. Porto'da, Porto kaç puanda şu an? Porto 3 puanda. O da senden bir puan aldığını düşün. 4 puan alıyor. 4. Yani şimdi Leipzig, Monaco, Monaco Porto kendi aralarında da kırılacaklar ya. Onun için söylüyorum. Yani kırılsa da öyle. Sen burada kaybetmediğin zaman benim kişisel öngörüm, çok rahat bir şekilde 1 ya da 2 gruptan çıkarız. Bir tanesini kazanırsak %99 çıkarız. Ama en kötü ihtimalle bence benim hesabım Beşiktaş bugün aldığı 3 puanla en kötü ihtimalle grupta 3. olmayı bence garantilemedi. Matematiksel olarak garantilemedi değil, ama de garantiledi. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Eğer Beşiktaş Monaco deplasmanına gidecek şimdi 3. maçta, Monaco'yu deplasmanda Beşiktaş mağlup ettiği an Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkar. Net. Net. Bir daha söyler misin? Beşiktaş 3. maç Monaco deplasmanına gidecek. O deplasmandan galibiyetle ayrılsın, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmıştır. Çıktır. Net. Aynen. Ve konuştuğumuz şeye bak. Çünkü. Bak, ve konuştuğumuz şeye bak. Real Madrid'den bahsetmiyoruz. Doğru. Barcelona'dan bahsetmiyoruz. Şu anda 2'de 2 yapan 3 takım var galiba. Real Madrid var, Manchester City var. Başka da bir takım. Beşiktaş'tan yok bahsediyoruz. Galiba. Beşiktaş'tan. Bir Türk takımından bahsediyoruz. Ve şu an konuştuğumuz şey, Allah razı olsun bunları söylettiği için Beşiktaş Teknik Direktörü, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve futbolculardan, samimi söylüyorum. Bir Türk takımı 3. maç sonrasında bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma olasılığını konuşuyoruz. Doğru. Monaco'yu deplasmanda Beşiktaş yenemez mi? Yenebilir. Porto deplasmanda Monaco'yu yenmedi mi? Yendi. Kaç tane attı? 3. Attığı golleri gördün. Abubakar'ın yaptığı hokkabazlıkları gördün. Attığı gollerin şekilsizliğini gördün Monaco şeyinin. Yani Porto'nun. O ilk golde o kadar konuşur. Şekilsiz goller ki bunlar. Yani hani gerçekten çok şekilsiz. Şekilsiz derken yani aslında hücum anlamında çok iyi hücum ediyor Porto. Ne hücum ediyor? Savunmanın arkasına yani atıyor. İkinci Abubakar gibi debeleniyor. Bir tane daha forvetleri var 11 numara. O da tamam bu, yalnız, bu ikinci bak, golde tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Yemin ediyorum bu ikisi. Çok iyi ama bak, ya. Yapma. Müthişler. Tabii canım müthişler. Ben Abubakar'ı beğeniyorum ya. Ben işin latifesindeyim. Şimdi Abubakar de yani öyle şekilsiz dediğim. Bakın izleyin golleri abi. Abi Abubakar izlediğin zaman anlayacaksın abi. Vuruyor bir tane kaleci. Ya uzaktan bir vuruyor, daha vuruyor bak. Bir daha uzaktan çıkıyor. Biri vuruyor. Dönüyor. 6 pasın içinde vuruyor, kaleci kurtarıyor. Altı bir daha vuruyor, kaleci kurtarıyor. Üçüncü de atıyor. 6 pasın içinde vurduğunu ya bir kere ilkinde %100 yapmak zorundasın. O yüzden zorundasın. Şekilsiz diyorum. Aynen. Anladın mı? Hani şekilsiz bir gol. Şimdi onu mesela Negredo kaçırsa bitirmiştin sen şu an Negredo'yu. Bugün yemin ediyorum gömmüştün bak. Samimi söylüyorum yani. Hani bir tane papaz çağırıp böyle Atos, Portos, Aramis, D'Artagnan yapıp bu arada gecenin nazar herife boncuğu olsun. Bugün Vodafone Park'ta elektrikler kesildi. Yaklaşık 10-11 dakika civarında oyun durdu. Yani bu da talihsizlik tabii. Ama hoş durmuyor tabii. Yani Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsun. Dünyanın her yerinde oluyor. Oluyor tabii de yine de yani hoş olmuyor. Yani onu da söyleyelim. Ya hoş olmuyor. Ya ne de elektrik kesintisinin hoş olmaması kısmı. Abi bu yedek yani o biliyorsun onun bir sürü şeyi var. Yedek jeneratörü var. O su var. Bu su var. Var. Hepsi var. Yani Vodafone Arena'da. Abi dikkat etmek lazım bunlara. Yani böyle büyük organizasyonlarda hani dünya bu tip organizasyonlarda burada oluyor bu yani. Dünya Kupası finalinde de olabilirdi bu. Ya her şeyde olabilir Avrupa ama. Avrupa Şampiyonası finalinde de olabilirdi. Zaten talihsizlik dedim. Sen Vodafone Arena statını hayır, hoş durmadı. Şey Vodafone Park'ta sen ciddi anlamda bu yedeklemenin olmadığı dikkatsizlik falan mı? Beşiktaş kulübüne mi buradan yapıştırıyorsun yani? Allah Allah. Ha? Ne alakası var? Gecenin nazarlığı olsun dedim. Ha, kime mesela? Ya hoş durmuyor falan dediğin ne? Kime dedin onu? Yani hoş duruyor mu sence yaşanan
Ya Allah, bence çok hoş. Romantik bir durum, ortam çıktı ortaya. Millet böyle cep telefonlarıyla falan filan, loş bir ortamda 2-0'lık galibiyet. Yani öyle Rütük oldu gereği bunları söylüyor. Çok Bilal loş, güzel bir ortamda. Elektrikler de tam zamanında gitti. Tam baskı altındaydık. Özellikle evet mi yapıldı? Nedir? Siz ne dersiniz? Ben bunları söyledim. Böyle düşünenler de var. Bak yani ben sana söyleyeyim mi? Elektrik kesintisi. Şalteri birisi indirdi. Bizim Enes de içeride öyle dedi. Elektrik kesintisi bizden var. Elektrik kesintisi bile zamanında. Bak oyuncu değişiklikleri zamanındaydı. Oyuncu değişiklikleri, yapılan değişiklikler yerinde, zamanındaydı. Elektrik kesintisi bile yerinde ve zamanındaydı kardeşim. Net söylüyorum ya. Herkes bugün herkes mükemmel çalıştı. Taraftar harika çalıştı. Tabii o Galatasaray'la arkadaşı konuşacak mıyız o Galatasaray tribünde? Ya esas konuşalım, o da tatsız bir durum. Yani orada ne olmuş bilmiyoruz. Bilmiyoruz evet. Yani ama şimdi sosyal medyada şöyle bir şey çıktı sevgili seyirciler. Maç öncesi fotoğrafları görmüştük. İki Galatasaray taraftarı Beşiktaş Leipzig maçını seyretmek için Vodafone Park'a, tribüne gidiyor Galatasaray formalarıyla. Maç öncesinde son derece dostane fotoğraflar çekiliyor. Tribünde o Galatasaray taraftarına Beşiktaş taraftarı niye Galatasaray formasıyla buraya geldiniz şeklinde tepki gösteriyor. Bilmiyorum, bizdeki bilgi en azından bu. Eğer böyle bir durum varsa yani buna tepki gösteren Beşiktaş taraftarını yerden yere vuralım burada. Yani çünkü Galatasaray formasıyla gelip Beşiktaş tribününe giren adam Leipzig'i desteklemiyor herhalde. Beşiktaş'ı desteklemek için oraya geliyor. Yani eğer öyleyse. Bu hazımsızlık niye? Eğer öyleyse. Yani eğer öyleyse. Bana çok saçma geliyor Gökhan. Ama tabii bu bunları iyi, ya bak şöyle iyi bilmek lazım. Şimdi, tabii ben şimdi mesela. Bildiğimiz bir konu değil ama sosyal medyadan bu konuda bize çok fazla tamam, ben o zaman şöyle söyleyeyim. Geldi. Eğer ki Galatasaray taraftarı dayak yediyse. Eğer ki Galatasaray taraftarı, maçı izlemeye gelen Galatasaray taraftarının üzerindeki forma zorla çıkartıldıysa Beşiktaş kulübü o blokta, o çocukların etrafında kim varsa onları çok net bir şekilde bulup değerlendirecektir. Gerekli şekildeki hassasiyeti gösterecektir Beşiktaş kulübü, göstermelidir de. O baskı eğer ki doğruysa diye yine söylüyorum, eğer ki doğruysa. Kardeşim siz utanmıyor musunuz? Ya bu adamlar Galatasaray formasıyla gelmişler, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri, Türkiye'nin temsilcisi Beşiktaş'ı izlemeye gelmişler. Siz nasıl misafirperver insanlarsınız ya? Ya siz nasıl bir insan demeyle... Ya misafirperver derdi yani. Gelenler bunu... de o stadın ev sahibi yani. Burası Türkiye çünkü. Yani bir Türk takımı... Ya ne var abi? Leipzig forması mı var adamların üstünde? Hayır, kaldı ki Leipzig forması bile olsa ne yapacaksın ki abi? Abi anlamadım ki. Eğer öyleyse, bak yine söylüyorum, eğer doğruysa. Yani görüntü o. Yani çok emin değiliz tabii. Orada gözümüzle yaşamadık. Statta değildik biz. Ama gelen fotoğraflar, yazılanlar, çizilenler o yönde. Ama tabii bu çok manipülasyona açık bir konu. O yüzden yani biz konuşmuş olmak için, bunu gündeme getirmek için birkaç cümle etmiş olalım. Yusuf Demir demiş ki, Haluk Bey, ışıkların gitmesi akıllı stattan dolayı baskı yediğimizde hemen gitti. Stat akıllı. Güzel, harikaymış. Bak evet, akıllı stat diyorlardı ya. Bak ne güzel çalıştı çocuğun aklı işte. Olumlu bir şeye çalıştı. Helal olsun. Güzel tweet arkadaşlar bu arada. Güzel mesaj. Bülent Haydar Dedeoğlu demiş ki, gecenin sonunda mutlaka konuyu Totem ve Gökhan Dinç ikilisine getirelim Haluk Yürekli. Bu Totem çok başarılı vallahi demiş. Abi işte başarılı işte. Totem ya olduğunu bir anlasak herkes. Atın abi tweette Totem deyin de insanlar anlasın. Candaş Tolga Işık o haberle ilgili, yani stadın ışıklarıyla ilgili bir açıklama yapmış. Ne ve demiş? Bir haberi yalanlamış ama Candaş, yani onu yazarsanız seviniriz sevgili seyirciler. Ne haberini yalanlamış? Yani o ışıkları bilerek mi gitti, kesildi falan, öyle bir tartışma öyle varmış. Şey. Yani biz yani burada konuştuk ama. Mavra yapıyoruz da gerçek yani, miymiş yani? Bilmiyorum işte onunla ilgili. Bize hem yazarlar, arkadaşlarımız da bakarlar. Celal Sürmelioğlu demiş ki, maçın adamı hakemdi bence demiş. Çok güzel yönetti. Murat demiş ki, Mahmut Uslu maçı sabote etmek istedi ya. Ya tabii şimdi, kabloları Mahmut herkes Uslu çok keyifli. Bir şey söyleyeceğim, kabloları Mahmut Uslu mu kesmiş? Hani Fenerbahçe sezonunda kablo kesilmişti ya. Ya tamam, şimdi oralara dönmeyelim ya. Ha, olabilir mi? Ya Şenol Güneş'e ayrı bir parantez açmak lazım. Yani gerçekten. Yani Şenol Güneş'e ayrı parantez açmak lazım. Medel'e ayrı parantez açmak lazım. Pepe'ye, Kovarejma'ya, Atiba'ya. Bugün, abi Medel kendi pozisyonunda oynamıyor. Babel'i çok beğendim. Babel'e. Kaleci Fabri'ye önemli birkaç ciddi kurtarışları var Fabri'nin de. Tabii o yani da önemli. Ya hele son Tosic'e, Tosic ne yaptı abi öyle? Tosic ne yaptı ya? İnanılmaz değil mi? Ya inanılır gibi değil ya. O top var ya, hadi can havliyle vurdu ya artık, hani bir hali kalmadı, kalmadı çocuğun. Kalmadı abi de o. Yani şimdi, 89 abi, 88'de falan. İnanılır gibi bir koşu değil. Atıyorsun. Orada Negredo'nun pasını da görmemezlikten gelme yalnız. Gol pası verdi. Asist yaptı adam da olmadı. Bu arada Talişka da kendine asist yaptı arkadaşlar. Çünkü hani artık ezberledi. Talişka Kuvarejma'ya, Kuvarejma orta kafa gol.
bunlar artık hani rakip takımlar için söylüyorum. Talisca eğer öyle bir pozisyonda çizgideki Quaresma'ya pası atıyorsa bence topu tüfeği toplayın Talisca'nın üzerine baskı kurun. Candaş Tolga o Galatasaray formalı çocuklarla ilgili bir açıklama yapmış. Galatasaray formalı taraftar için yalan bilgisini paylaştı demiş. Ya işte ben diyorum abi onu yapmak kolay yani kendi değil. Kendi istekleriyle çıkarttılar formalarını. Yani kendi istekleriyle çıkarttılar formalarını da bende bir tuhaf duruyor ama. Yani adam şimdi formasını giymiş, stada gitmiş, kendi isteğiyle mi çıkıyor? Abi yapmış, giymiş, tamam, fotoğraflar paylaşılmış, sosyal mesaj verilmiş. E tamam da yani yeter yani. Hani anladın mı? Hani biraz da işin suyunu çıkartmamak lazım deyip çıkartmış olabilirler çocuklar. Formaları yani. Çıkartılmadı demiş. Yani demek ki Galatasaray formasıyla devam etmişler. Evet yani. Tabii bilmiyoruz biz onu. Doğruysa dedik zaten. Tabii, zaten Beşiktaş'ın yöneticisi eğer statta Galatasaray formalı çocuklarla bağlanalım. Biz soralım neymiş. O da olur. Yani çünkü hani şöyle bu tip durumlarda şöyle olur ya Gökhan. Gölge düşmesin abi hiçbir şeye. Yani doğrusuna ulaşalım. Yani şimdi sosyal medyada herkes şunu konuşuyor. İki Galatasaraylı futbol sever Galatasaray formasıyla Beşiktaş-Leipzig maçına gidiyor. Beşiktaş-Leipzig maçında Beşiktaş taraftarı bu iki Galatasaray taraftarına tepki gösteriyor. Ve bu iki, yani şimdi daha önce de bu diğer statlarda da oldu ya çocukların üzerinden formalar çıkartıldı. Daha genç yaştaki ufak çocukların. Üzerinden formalar çıkartıldı filan gibi bir takım hikayeler oldu ya. Arka arkaya gelince... Maçın yıldızı kim diyorlar abi? Oluyor. Başka bir sorumuz daha var. Gruptan kaçıncı çıkar? Evet. Onu da verelim abi. Gruptan kaçıncı çıkar? Ver abi. Evet onlar abi. Dönüyor. Sizce Beşiktaş sence... gruptan kaçıncı çıkar? Bence grup lideri çıkar. Lider mi çıkar? Lider çıkar. Yani şu andaki görüntü o. Aynen. Yani 2'de 2 Şampiyonlar Ligi'ne 6 maçlık bir serüvene... 6 puanla başlamak yok ama muazzam bir iş. Ya yani. İnanılır gibi değil abi. Aynen. Bir Türk takımının 3. maç sonrasında Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesini konuşuyoruz. Ya bu yani çok kolay elde edilecek bir şey değil. O yüzden ben diyorum ki Beşiktaş bu ligin en güzel şeyi. Çünkü bak Real Madrid'den böyle bir skor beklersin. Doğru mu? Gruptan çıkması. Zaten 2'de 2 yaptı. 1 olması sürpriz değil. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu zaten. Barcelona'dan Manchester City'den, oynasa Manchester United'dan, işte ne bileyim Borussia Dortmund'dan, Bayern Münih'ten, Juventus'tan, Milan'dan, Inter'den, beklensin. Juventus'tan bütün bu büyük takımlardan beklentim doğru. Yüksek. Çıka oynarsa eğer Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsa gruptan çıkmasın ama bir Türk takımı 2 maçta 6 puan yapıyor. 3. maç sonunda gruptan çıkmayı garantilemesi üzerine konuşuyoruz. Hani her şeyi son maça, hatta her şeyi senin oynayacağın son maça değil de rakiplerin ne oynayacak? O rakip ona 3 tane atar, o ondan 5 tane yerse, o ondan da uzaktaki deplasmandaki takım eğer 8 tane yiyip buradaki takım da deplase olup eğer ki -2 yapıp oradan da işte averajımızı +1 yaparsa gibi hesaplar yapıyorduk biliyorsun. Doğru. Ama şimdi ne konuşuyoruz? Çok basit. Beşiktaş Monaco'yu deplasmanda yensin. Yenmese bile berabere kalsın. Garanti. Yendi mi garanti. Beraberlik bile çok büyük yani inanılmaz bir avantaj. Garanti diyemezsin konuşmayalım tabii de. Yani matematiksel olarak bu şu da var Gökhan. Şimdi Beşiktaş geçen senede bu senede çok iyi kura çekti. Şampiyonlar Ligi'nde yani çok iyi kura gerçekten çok önemli. Yani bu sene mesela Beşiktaş çok iyi kura diyorsun. Bu kura seçildiği zaman kimse Beşiktaş'ı yani sen ya birinci olur ya dördüncü olur dedik Gökhan. Yani çok denk takımlar dedik. Yani Monaco, Porto, Leipzig, Beşiktaş. Denk takımlar olmadığını gördük ama. Doğru. Ama daha beklemek lazım tabii. Hayır, iki maçta Beşiktaş, Porto'dan iyi takım olduğunu gösterdi. Ama zaten onu dedik ya. Leipzig'den de iyi takım olduğunu ya gösterdi. Ya bir çıkar ya dört çıkardan kastımız da oydu yani. Beşiktaş bu iki maçı kaybedebilirdi de kazandı. Ben bir çıkar dört çıkar diyenlerin sen dahil olmak üzere hani benim öngörüm tutsun diye... Yok öyle değil. Söylediklerini düşünüyorum. Seni belki tenzih ederek söyleyeyim. Şunun için söylüyorum. Bir mesela, de olur, dört de olur ne demek abi? Barcelona Juventus grubu vardı. Ölüm grubu biliyorsun. Evet. Orada yani seninle birlikte Şampiyonlar Ligi'ni seyrettik kura çekimini. O grup gelmesin diye yani neler yaptığımızı hatırlar. Evet. Yani hoş, şimdi hoş, o grup gelse, o grup falan. Gelse yani şimdi ne diyeceksin ya bir olur ya dört olur diyebilir misin şimdi? Ya orada diyemezsin de. Onu söylüyor. Hayır ama bunu söyleyenlerin çoğu işte biz yani öyle dedik de böyle dedik de. Leipzig'i beğendin mi? O tutsun ben da, de Leipzig'le ilgili mesela benim kafamda ya bu sene çünkü Bundesliga'yı da çok seyredemiyoruz. Bundesliga'nın bir yayıncısı olmadığı için. Biz alalım.
çok bildiğimiz bir Leipzig'i olmaz yani, bildiğimiz bir takım görüntüsünden uzaktı. Yani geçen yılını biliyoruz Leipzig'in ama bu sene ben daha iyi bir Leipzig bekliyordum açıkçası. Ben bugün Leipzig'i de beğenmedim. Ne dersin? Abi kül kedisi de bir masal sonuçta. Bir masal vardı ortada. Kül kedisi doğru mu söyledim ya? Kül kedisi değil mi masalın adı? Valla öyle bir masal var Gökhan'cım da. Yani tamam. Konuyu ben... Hayır şöyle, ben Hoffenheim'den yaşadığım Hoffenheim zamanında da bunu çok kullanıyordum. Hoffenheim Bundesliga'ya çıktıktan sonra Bundesliga'daki ilk senesinde gösterdiği performans da buna benzer bir performanstı. Ama Hoffenheim o yılları çok işte hani ilk çıktığı zamanki şaşasıyla çok fazla anılmadı. Leipzig evet mükemmel bir yatırım, bir yatırım takımı Leipzig ve o yatırımın da karşılığını almış bir takım. Karşılığını görmüş bir takım. Dolayısıyla ben Leipzig'in de hani çok uzun vadeli bu yatırımın karşılığını verebilecek bir futbol mantalitesinin olduğunu düşünmüyorum. Parayla bir yere kadar yani. Bir izleyicimiz Galatasaray taraftarı, kalan 4 maçta 1 puan alır, 7 puanla 3. olur, Porto Monaco çıkar demiş. Maçın yıldızı Babel'di demiş İsa Korkmaz. Ben anlamadım abi. Sarp Rüzgar demiş ki Haruk Bey, Gökhan Bey bu gece yastık altında Beşiktaş formasıyla uyur artık demiş. Gökhan bir Beşiktaşlı ve son derece... Sen neyle uyuyacaksın mesela? Parayla mı uyuyacaksın? Yastık altında ne var? Parayı koyar belki, o da öyle. Parayı, para mı? Çocukluğum geldi aklıma ya. Tarkan Alpçetin demiş. Gördüğüm rüyayı anlatabilir miyim? Tarkan Alpçetin demiş Galatasaray formalarıyla maç sonuna kadar otursalardı kameralar 50 kere gösterirdi taraftan. Ama yok, UEFA maç, Şampiyonlar Ligi maçlarında çekim standartı diye bir şey var. Burcu Eren iyi Beşiktaşlı edebiyat öğretmenimiz. Güzeldi kendisi. Mi Burcu kendisini o iş? Kendisini de takdir ediyoruz, seviyoruz. Kardeşimiz Burcu. Efendi Beşiktaş'a yakışmaz Galatasaray formasıyla bizimle yan yana duran güzel adamlara formalarını çıkarttırmak umarım doğru değildir demiş. İşte yani işte, hani sağduyu dediğin şey böyle bir şey. Abi şimdi bak, maça giderken bir sorun yaşamadı. Tamam. O ağaçlı yolda yürürken bir sorun yaşamadı. Tribüne çıktı bir sorun yaşamadı. Yani anladın mı? Bir şey yoktur abi. Ben doğru olduğunu düşünmek istemiyorum. Yani doğru olduğunu öğrenmek istemiyorum. Mümkünse doğru değil falan diye bir şey olsun ya. Bir görüntü falan atın, ne bileyim. İnşallah doğru değildir abi. Galyan'a gelebilecek bir durum çünkü. Yani şimdi tabii... Abi şey mesaj attım da. Ha, onu biraz... Onu galiba sürekli meşgul. Şimdi telefonla da açmayayım burada yani. Doğru, alo doğru. Yani Erman abi gibi yayında da aramayayım değil mi? Yok arama. Kadir Demir demiş ki aslında mantıklı bir yaklaşım. Beşiktaş birinci de dördüncü de olabilir diyordunuz. İkinci maçtan sonra birinci ilan ettiniz. Sizce bu durum sağlıklı mı diyor. Yani hani diyor ki Porto gelip Beşiktaş'ı içeride yenebilir mi? Yenebilir. Monaco yenebilir mi? Yenebilir. Yani deplasmanda Leipzig Beşiktaş'ı kendi evinde yenebilir mi? Yenebilir. Hani bu sebeple biraz erken değil mi diyor. Aslında mantıklı bir yaklaşım ama biz kurguyu şunun üzerine yaptık. Gökhan'ın Monaco'yu deplasmanında Beşiktaş kazanırsa, 3 puanı kazanırsa gruptan çıkmayı garantiler üzerine yaptık değil mi matematiği Gökhan? Ya bir tane tweet okudum sosyal medyada şu an, yani Özlem paylaşmış. Boş ver ya. Yani gerçekten yani muhalif olacağım diye suyunu çıkartmış insanlar var abi. Yani öyle böyle değil yani. Hani gerçekten hani muhalifsen de muhalif gibi muhalif ol be kardeşim. Ya hayatım boyunca siyaset yapmadım, siyaset yapmayı bilmem de yani gerçekten rezillik be abi. Hemen konuyu değiştireyim. Oğuzhan Kumbasar demiş ki maçın yıldızı bence Levent Özçelik, nefisti, nostalji gibiydi. 2000 Kopenhag'ı hatırladık, selamlar demiş. Ya Levent Oğuzhan... abi var ya, yemin ediyorum bu arada Levent abi bizi çok heyecanlandırdı. Ya abi, bak bugün yazı yazıyorum, bak yarın şey vatanda yazıyorum ya, yazı yazıyorum. Tam yazıyı yazıyorum bir şey oluyor, Levent abinin sesi yükseliyor, tamam yarım yaz oradayım. Şey yardımcı hakem gibi böyle monitör böyle falan tam bakıyor. Oy diyor, bir şey söylüyor işte. Leipzig vurmak lazım falan. Bir bak, abi yani Enes diyor ki durdur abi heyecanlanmayın, kimse yok yalnız başına diyor. Ya orta sahada top abi. Ay, sanki biz bir şey görmüyoruz da. Evet yani. Hani sanki araya bıraksak ağzına sağlık karşı. Ağzına sağlık Levent abi. Ama büyük işte üstad. Heyecanı yaşatmak tabii böyle canım, bir şey. Tabii canım tabii. Sarp demiş ki para deyip gece yeni akrabaları türetmeyelim demiş. Ne parası, ne demek? Parayla uyuyacak dedin ya yastık altında. Ha. Para demeyin durup dururken. Sarp'a da selam olsun. Ya Sarp bir şey söyleyeceğim. Varsa ya bizi de bir yemeğe çıkart akşam. Bak buradan sonra gidiyoruz midecilere falan. Para kalmadı yani. Bu arada ben terliyorum.
Bu Musa ciddi. Yolcu demiş ki Bruma'yı nasıl buldunuz demiş. Galatasaray'da kalsaydı fark yaratır mıydı bu sene? Çok etkisiz buldum ben Bruma'yı. Bir ara bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani çok etkisizdi. Evet, bugün genelde Leipzig çok etkisizdi. Abi çok pozisyon buldular ya. Yani ama son yani vuruşlarda son derece başarısızlardı. Tabii Leipzig bu nasıl arada bir oyuncular musun, bak oyuncuların düşünce... söylediği maç sonu açıklamalarını vermiyorsun ya. Öf, Campbell bir şey söylemiş. Ne demiş? Ben dünyada birçok statta oynadım. Ben hayatımda böyle bir atmosfer görmedim demiş. Yine cümleye var ya. Neler söylemişler vermiyorsun filan diyorsun ya. Beşiktaş'ın güzel şeyler söylemişler ve ben vermiyormuşum gibi bir durum çıkmasın ortaya bak. Yok yok onun için söylemedim ya. Yok yok onun için söylemedim. Vermedik ya peki ben öyle düzen. Ya vermedik ya maç sonu söylediklerini. Hani rakip kaybede. Şenol Hoca ne demiş abi onlardan da bahsetsene biraz. Var mı önüne geldi mi? Gel basın toplantısını bekliyoruz işte. İlbey'den beni uyarmasını bekliyorum. Yani ha basın, öyle mi? Canlı evet. mı vereceğiz? Bilmiyorum vereceğiz herhalde. İlbey... İlbey'in de şimdi haberi oldu yalnız. Yok. İlbey o işlerle ilgileniyor şu anda. Selahattin demiş ki Gökhan abi çok abartmayalım. Leipzig Beşiktaş ayarında takım mı? Demiş. Abi geçen seneyi Bundesliga'da ikinci olarak tamamlamış birisi. Ya bu arada Yeşim fotoğrafları atmış bana. Yayın öncesi sana da göstermiştim ya. İki Galatasaraylı taraftar. Yani üstünde hiçbir şey yok. Taraftar formaları çıkartılmış ve iki tane fotoğraf var. Yani neyse artık eğer olduysa da yanlış olmuş diyelim. Leipzig ve teknik direktörü Ralf, bu ne abi ya? Sportif direktörü, futbol direktörü, teknik direktörü mü? Tamam özür diliyorum. Söyle tamam. Anlamadım abi. Yani yazılı da okuyacağım izin verirsen. Tamam peki özür diliyorum. Olur mu? Leipzig teknik direktörü Ralf Hasen Hütel. Tamam teknik direktör o. Teşekkür ederim. Hasen Hütel. Hütel Şampiyonlar Ligi'nde demiş ki bence atmosfere karşı kaybettik. Bu sadece ikinci Devler Ligi maçımız. İkinci yarı bizim için çok zorlu geçti. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Alıştığımız düzenimizi bozdular. Böylesine önemli bir yerde oynamak oyuncularıma ders oldu. Bizim açımızdan iyi oldu demiş. İşte abi güzel. Tabii de onlar için de o kadar çok tecrübesizler. Büyük... Hayır bir daha abi o kadar büyük laflar önce... etme abi. İki o kadar sezonu, büyük laflar etme. İki sezon etme önce abi. Bir alt ligdeydi Gökhan. Geçen sene Bundesliga'ya çıkıyor. Dur. Candaş okey dedi. Bir arayalım. Buradan aramayalım da İlbe'ye sen şey yap. Ya Haluk sen ne oldu ya? Sen iyi misin abi? Tamam. Tuğba Polat bir fotoğraf atmış. Haluk Bey. Haluk sen resim budur ya. Ve çocukların üzerinde Beşiktaş atkısı varken Beşiktaş taraftarı atkıya olsa hürmet eder demiş. Ha, bu arada formanın üstünde Galatasaray formasının üzerine iki de atkı takmışlar ya yani Beşiktaş atkısı takmışlar. Ama işte demek ki gerginlik falan oluyor böyle şeyler Gökhan. Ahmet Özgönül bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka çarem yok. Maalesef umarım ileride Manchester City ile eşleşir demiş ya. Gruba attım şu an şeyi mesajı. Şimdi numarayı. Candaş Tolga Işık. Haberi var evet. Bekliyor değil mi? Haberi var bekliyor. Onay verdi İlmeyciğim. Yusuf Özbek demiş. Gökhan abi masanın altı açık büfe gibi demiş. Ne çıkartıyorsun masada sürekli su. Abi su çıkartıyorum. Ne çıkartıyorsun? Al su. Açık büfe değil he. Göster abi Jimmy geliyor mu buraya ya? Yok. Gelmiyormuş. Jimmy gelemiyormuş zaten. Su abi bildiğiniz su Allah'ın suyu yani. Cihan Mercan demiş ki Vardar Fenerbahçe ayarında mıydı demiş. Değildi tabii ki. Değildi evet. Eren Yılmaz demiş ki abiler hakem faktörü olmazsa yenemeyeceğimiz takım yok. Gördük. Cenk, Babel, Fabri, Yıldız'dı. Beşiktaş formamla Fenerbahçe Galatasaray stadına gitmem demiş. Tabii o da bir başka bakış açısı. Yani diyor ki ben Beşiktaş formasını giyip Fenerbahçe ve... Bir arkadaş Instagram'dan bana yayın gitti demiş ya. Canlı yayın yaptığını mı zannediyor acaba? Hayır abi yani 24 yayını mı gitti onu söylemeye çalışıyor galiba. Anlamadım. Yayın gitti demiş. Bizim yayınımızda bir sıkıntımız yok Gökhan. Ya kendi kendimize konuşmuyoruz be. Ben onu İlmeyin onu bir sıkıntımız yok. Az önce İlmeyle öyle bir muhabbete girdik ya. Aynen, hiç acaba öyleyse dedim bizim haberimiz olmadan böyle bir sohbete doğru kayıyor mu? Aradınız mı Candaş Bey'i? Arıyorlar. Tamam. Onur demiş ki abi bu Liverpool Keita'nın nesine 70 milyon euro vermiş? Sizce ederi var mı demiş. Yeni sakatlıktan çıktı benim bildiğim kadarıyla Gökhan. Yani o sebeple maç eksikliği falan da vardı herhalde. Bugün normal şartlarda ikinci sarıdan atılması lazım. Hakem bir kıyak yaptı ona. Keita'ya. Normalde yaptı. O büyük kıyak. Candaş Bey attaymış. Sayın Candaş Tolga Işık hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi geceler. Gönülden tebrik ediyoruz. Alkışlarımız Beşiktaş'la. Gerçekten sadece alkışı değil, Haluk Yürekli'nin kravatı da Beşiktaşlı. Siyah beyaz bir kravat taktı kardeşim. Candaş Tolga hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş Büyük bulduk. Bir gurur yaşattı. Hepimize kutlu olsun. Sadece Beşiktaş ailesine değil, bütün Türkiye'ye hayırlı olsun. Aynen, büyük bir gurur yaşattı Beşiktaş bugün tüm Türkiye'ye. 2'de 2 Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir başlangıç. Neler hissediyorsunuz? Öyle başlayalım. Ya çok mutluyuz tabii, yani bu başka bir alan. Yani Şampiyonlar Ligi bizim aslında çok fazla Türk takımıyla temsil edilmemiz gereken, Türkiye'de futbolun, dünyada futbolun çıtasının yükseldiğinin en büyük işareti ülkelerin ne kadar çok takımla temsil edildiği. Hepimizin arzusu sadece Beşiktaş'ın değil, çok daha fazla Türk takımının orada olması. Beşiktaş bu sene çok hakikaten bu ülkenin layık olduğu, ülke insanının layık olduğu mutlulukları yaşatan bir ölçüde top oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Biz de çok mutlu oluyoruz. O mutluluğu bugün Türkiye ile paylaşıyoruz. Candaş Bey, çok tartışılıyor şu anda sosyal medyada. İki Galatasaray taraftarının öncesi, çok aslında umut verici bir görüntüydü. Maç öncesinde iki Galatasaray formalı taraftar Beşiktaş kaşkollerini, atkılarını takmışlar. Güzel Beşiktaş taraftarıyla poz verdiler. Daha sonra statta bu formaların çıkartıldığı yönünde iddialar var. Aslında bu iddiaları size sormak istiyoruz. Siz Beşiktaş iletişimi... Yani ben bunu maç devam ederken bana ulaştı. Bu böyle bir o durum olduğu ile ilgili hemen stadın sorumlu en üst düzey yöneticisine ulaştım. Stattan sorumlu stat direktörümüze. O hemen bir araştırma yaptı. Stadın, yani Beşiktaş kulübünün oradaki özel güvenlikleri resminde böyle bir bilgi yok. Yani herhangi bir şekilde Beşiktaş kurumunun personelinin böyle bir müdahil olduğu bir vaka yok. Hemen sonra stattan sorumlu emniyet müdürümüze ulaştım. Statta ben. Daha bu maç devam ederken böyle bir şey var mı diye. Polisimizin de müdahil olduğu böyle bir durum yok stadın içerisinde. Muhtemelen belki taraftarlar arasında acaba böyle bir şey mi oldu onu bilmiyorum. Ama bizim, yani Beşiktaş kültürü almış birinin bu statta, burası Beşiktaş'ın stadı ve bu stadın sahibi biziz, Beşiktaşlarız. Böyle bir şey yapma olasılığını ben görmüyorum. Ki biliyorsunuz biz daha yani birkaç hafta önce Trabzonsporlu dostlarımızı, kardeşlerimizi oraya davet ettik. Bugün ben stadın içerisinde size göndereyim, hatta kullanın programda vaktiniz olursa, eğer arzu da ederseniz. Stadın içerisinde Galatasaray formalı, Trabzonspor formalı bir sürü dostumuz maçı seyretmeye gelmişti, futbol sever. Onlarla fotoğraflar falan çektirdim. Fotoğrafları bana gönderdiler. Yani bizde böyle bir şeyin, Beşiktaş'ın inisiyatifinde olması söz konusu bile değil, ama belki bilmediğimiz münferit taraftarlar arasında böyle bir şey oldu mu onu da şimdi çok sıcak, çok taze bilemiyorum. Ama bizden kaynaklı böyle bir şey asla olamaz. Beşiktaş bu konularda çok hassastır. Kulübün kendi değerleri... Yani en azından Beşiktaş kulübüne ya da stattaki özel güvenliklere ya da emniyet birimlerine bu konuyla ilgili bir şikayette ulaşmamış. Yok, yok, çok resmi ağızdan ben size bunu söylüyorum. Yani ben maç devam ederken bana ulaştı bu bilgi. Yani maça gelenler de bilir. Ben sürekli maçta seyyar her yere girer çıkarım. Özellikle ne oluyor ne bitiyor'ya bakarım. Bizde böyle bir bilgi yok. Ama tekrar söylüyorum. Yani belki taraftarlar arasında böyle bir şey olduysa bizim bilmediğimiz, ona da gerekeni yaparız. Yani biz Beşiktaş kulübü, burası Beşiktaş'ın stadı ama o... Biz Beşiktaş'ın stadı olmanın yanında orayı Türkiye'nin, Türk insanının da mutlu olduğu, gönül rahatlığıyla hangi renkte olursa olsun gelip futbolun keyfini yaşayabildiği bir yer olarak görüyoruz. Bizden kaynaklanan bir şey olmaz. Ama dediğim gibi bizim dışımızda olan bir şey varsa da burada yarına en geç öğretiriz, gereken de yaparız zaten. Peki ben bir son soruyla kapatayım. Estağfurullah, buyur kardeşim. Monaco Beşiktaş deplasmanda kazanıp dönersek 9 yapar mıyız? 9 yaparsak gruptan çıkmayı garantilemiş olur muyuz? Monaco deplasmanında turla ya da işte gruptan çıkma vizesiyle dönmeyi planlıyor musun? Var mı kafanda öyle bir şey? Ya Gökhan, ben biliyorsun ben Beşiktaş taraftarı, yani yönetici değilken Beşiktaş hep aynı şeyi söylerdim. Ben Beşiktaş maç kazansın diye Beşiktaşlı değilim. Beşiktaş maç kazanıyor diye de ben Beşiktaşlılığımı ölçüp anlatmam. Şimdi yöneticiyken bunu söyleyince kızıyorlar bana. Ya olur mu ya, kazanacaksınız falan diyorlar. Ama ben yine kendimi bozmak istemiyorum, müsaade ederseniz. Ben böyle Beşiktaş'ın kazanması üzerine konuşmaların içerisinde pek olmak istemiyorum. Herkes bugün, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün herkes, sadece Beşiktaşlılarda değil, yani aklı selim olan, vicdanı olan, azıcık bu ülkeyi seven herkes Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden çıkmasını ister. Şüphesiz ben de bir Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş sevdalısı olarak bunu çok istiyorum. Ama diğer taraftan da benim Beşiktaşlı olma sebeplerim aklıma gelince böyle Beşiktaş kazansın, tabii ki kazanacak falan, kendime de çok garip geliyor böyle konuşmalar yapmak. Müsaade ederseniz ben öyle şeyler yapmayacağım. Tamam. Peki o zaman ben son soruyu ben sorayım. Sizce bugün maçın yıldızı kimdi? Tamam, evet, güzel. Valla bence bu maçın
çok arkadaşlarımız, futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz müthiş bir iş yaptılar ama hiç buna şüphe yok. İnanılmaz sahada bir performans koydular. Fakat benim bir yaşadığım, gözümle gördüğüm bir anekdotu sizinle paylaşayım. Dakika 9 mu 11 mi ne tam bilmiyorum ama daha ilk yarının başı Leipzig'in forvet oyuncusu Werner benim önümde, yani kulübeye doğru geldi, kendi kulübesine doğru geldi ve iki kulağını işaret ederek duymuyorum dedi. Zaten anlamadım. Baştan sona söyledi, böyle bir atmosfer hayatımda sesten, görmedim diyor. Sesten etkilenip çıktığı yönünde de iddialar var. Yani ben size bunu canlı canlı anlatıyorum. Yani gözümle gördüğüm için anlatıyorum. Yanındakiler de dediler ki hani ne oluyor falan. Dediler ki kulağıma dediler bir şey ve duymuyorum dediler. Gittiler iki tane kulak tıkacı yedek kulübesinden adama verdiler. Kulağına taktı. Bu sefer de dengesi bozuldu ki kulağı kapanınca. Çıkardı onu. Yani bugün Beşiktaş taraftarı, bizler tabii Beşiktaşlar buna çok alışığız ama Leipzig bir takımı çok alışık değil. Bugün Beşiktaş takı taraftarı çok büyük bir iş yaptı. Dediğim gibi yani böyle bir şey yok. Benim gözümün önünde oldu. Adam kulaklık oynayamıyor futbol. Dengesi bozuldu artık yani bu sesten, gürültüden. O kulaklıkları çıkar tekrar geri verdi ondan sonra. O da olmuyor diye. Sonra oldu bilmiyorum. Zaten oyundan çıktı. Ama tekrar söylüyorum. Sahadaki arkadaşların teknik etmiş hiçbir iş. Çok büyük bir başarı. Onların tabii ki hakkı aslan kendine ama Beşiktaş taraftarı bugün hakikaten 12. adamdı. İyi ki varlar. Beşiktaş taraftarı yani dünyada eşi benzeri bulunmayan bir kez daha bir örneğe daha bugün Avrupa futbolunu şahitlik ettirdi. Tabii bugün statta bir önceki günde yanılmıyorsam basın toplantısında Leipzig'li bir futbolcu demiş ki kaykalecileri yanılmıyorsam bana uykusuz gece geçirecek bir Beşiktaşlı futbolcu yok. O yüzden çok bir endişe etmiyorum falan gibi şeyler söylemiş. Bugün statta da maç biterken arkadaşlar ona bir sürpriz hazırlamışlar. Statta maç bittikten sonra uykusuz her gece bir şarkı çaldılar. Bu da bizden ona bir armağan olsun. Candaş Bey sizin nezdinizde tüm Beşiktaş camiasının bu geceki zaferini ayakta alkışlıyoruz. Ve böyle bir zafer yaşattığı için Beşiktaş'a çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz yayınımıza katıldığınız için de sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Kendine iyi bak. Herkes. Görüşürüz. Hoşçakalın. yani Werner'in galiba Şenol Hoca'ya da sormuşlar. Twitter'da öyle bir şey dolaşıyor. Sesten dolayı çıktı. Yani sesten dolayı çıktı. Şenol Hoca da galiba şöyle bir şey söylemiş. Yani anlarım çünkü ben de zaman zaman rahatsız oluyorum yedek kulübesinde. Yani beni de o ses rahatsız ediyor demiş. Çünkü o da oyuncularına hitap ederken zorlanıyor. Evet. Oyuncularına bir şey anlatırken zorlanıyor. Saha içerisindeki oyuncunun bunu anlayamamış olmasından dolayı da sinirlenebiliyor. Cüneyt Sevinç'i demiş ki 22 futbolcudan hazırmış basın toplantısı. Bakalım hocaya. Anladığınızı demiyorum ama derbiden böyle bir şey çıkmadı. Bunun sebepleri nelerdir? Bir kıyaslama yapma şansınız var mı? Teşekkür ederim. Yani sadece futbol oynamayı düşünmek önemli. Bugün iki takım da futbol oynamaya çalıştı. Dediğim gibi Leipzig takımı da iyi bir takım. Aynı şeyi Porto için de söylemiştim. Şimdi bugün yenince ne oluyor falan diyoruz. Ama sadece futbol oynamaya çalışıyor. Taraftar da fair play içerisinde sahada destek oluyor. Herhangi bir olumsuzluk yaparak sahada maçı bozarak oynamıyor. Her şeye rağmen kazanmak, şartların olsa kazanma anlayışı değil de top oynayarak kazanma anlayışı var. Bu da şansla yardım edebilir. Dolayısıyla onların büyük bir avantajı var. İlk bölümde biz 15-20 dakika çok iyi baskı ve santral geçemediler. Doğru. Ama seyircinin de katkısı var. Zannediyorum benlerin değişikliği biraz kulağında rahatsızlık oldu. O sesten dolayı olabilir. Ses desibelinden dolayı. Futbol oynama adına güzel şeyler yapılmaya başlanırsa herkes kendi eksiğini ve gerçeğini görür. Hem iyi işleri yapma şansı olur. Biz de bugün için dediğim gibi son bölümde özellikle pozisyon verdik. Ama fizik gücü olarak 3 günde bir maç yapmak kolay bir iş değil. Aynı takımı bozmadan oynatmaya çalıştım. Risk de aldık doğru. Hatta son bölümde elimde olsa 2 kişi daha değiştirdim. Çünkü artık gitmeyen oyuncularımız oldu orada son bölümde. Tabii onlar da cuma günü oynadılar. Cumartesi oynadılar ama kendi sahada oynayıp geldiler. Daha genç bir takım. Biz daha yaşlı bir takımız. Ama her şeye rağmen fizik olarak zorlamaya çalıştık. Zihinsel ve fiziksel olarak bazı maçlara yoruluyorsunuz. Geçen de sizle paylaştım. Fenerbahçe maçını cumartesi oynadık. Cuma oynayabilirdik. Gençler bilmesini cuma oynayacağız. Milli takım maçı pazartesi günü. Veya salı günü olanlar var. Yani demek çarşamba günü bize gelip cuma oynayacağız. Doğrusu yani önce Şampiyonlar Ligi sonra lig olması lazım ama orada olmadı. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Die Frage war nach 15 Minuten stand es in der Statistik Beşiktaş 0 Fouls, keine gelben Karten. RB Leipzig 7 Fouls, eine gelbe Karte.
Der gegnerische Trainer hat gerade auf der Pressekonferenz auch schon angesprochen in den ersten 15 Minuten. Evet Gökhan, Şenol Hoca için neler söylersin? Dinledin, notlarını da aldın. Ya şöyle top oynayarak de hızlanmamız lazım. Tamam, top oynayarak kazanmaya çalıştık. Zaten Beşiktaş'ın her zaman yaptığı en iyi şey hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde nerede top oynuyorsa oynasın. Top oynayarak kazanmaya çalışmak oldukça önemli. Bu alışkanlığı da sağlayan Şenol Güneş ve Şenol Güneş'in mantalitesiydi. Bu anlayışla devam ettiği sürece Beşiktaş deplasman içeride dışarıda rakip kim olursa olsun oynamaya çalışırsa atamayacağı, kazanamayacağı, yenemeyeceği takım yok dedik. Ben buna Real Madrid ve Barcelona'yı da koyuyorum. Bak samimi söylüyorum. Belki çok uç bir ifade gibi gözüküyor olabilir ama içeride Beşiktaş oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e de gol atabilir ya. Atar tabii. Yani Barcelona'ya da atabilir yani. Kazanabilir mi onu bilmiyorum ama. Ya yani... kazanabilir mi evet de yani mesela yani atabilir yani hani bence atar da. Abi çünkü Beşiktaş'ın Barcelona... çok iyi bir hücum planı var Gökhan. Tabii. Sağda Quaresma, solda Babel, önde Cenk, arkasında Talisca, Oğuzhan. Yani bunlar gerçekten çok önemli ve Şenol Güneş'in futbol mantalitesi hep öne oynamak üzere. Evet işte mesela Beşiktaş yani bugün işte... mesela Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında yapamadığı o tek topları bugün maçın başında çok fazla yaptı. Cenk, Oğuzhan, Caner, Babel, Quaresma, Talisca. Yani o kadar hızlı oynadı ki Beşiktaş bugün. Yani ayrı parantez açmak lazım. Yani müthiş top oynuyor Beşiktaş. Müthiş oynuyor ve oynamaya da devam ediyor. Bu arada bu pozitif futbolu hoca bunu devam ediyor. Bir bakalım hocam. Almanca da uzun olunca sizi yoracak. Ben daha kısa cevap vereceğim. Evet. Der Trainer von RB Leipzig hat gesagt, dass die Mannschaft an diesem Stress, an dieser extremen Lautstärke in der ersten Hälfte fast zerbrochen ist. Glauben Sie, dass es einer Mannschaft solche Probleme gibt? Çevireyim istiyorsan. Yok yok, hayır, gerek yok. Diese hohen Dezibel, diese Pfeifkonzerte und zum anderen, wer hat das ausgemacht? Beşiktaş bu pozitif futbol anlayışını devam edecek, ettirecek. Beşiktaş'ın önemli bir avantajı da şu Haluk. Alternatifli bir kadroya sahip. Evet, alternatif mesela Cenk'in alternatifi Negredo. Cenk kadar katkı sağlar mı? Hayır. Ama Babel, Lens, Quaresma, Lens, Gökhan Gönül, Adriano, olmuyor Medel, Adriano, Caner, olmuyor. Şıkra'dan bahsettim. Bugün bizim için de sürpriz oldu. Maalesef tabii ışıklar söndü ama tabii kim söndü diye. Jeneratörün galiba arıza yaptığını söylediler. Ama tabii doğru bir şey değil, iyi bir şey de değil tabii. Özellikle bu kadar mükemmel bir stadyumda. Artık belediyeden mi kaynaklandı, bizden mi kaynaklandı bilmiyorum yani. Birini suçlamak da istemiyorum çünkü konuyu bilmiyorum ama iyi bir şey değil tabii ışıkların sönmesi. Gerçi dinlenmek için iyi oldu. Taktik olarak biz yapmadık yani onu söylüyorum. Also das mit dem Licht, dazu kann ich nicht sagen, dafür bin ich nicht verantwortlich, ehrlich gesagt. Auch wenn es für uns eine Möglichkeit war, kurz eine Verschnaufpause einzulegen. Ich weiß nicht, woran es Güneş'in basın toplantısını seyrettim ben. Çok gergindi hoca ama bugün şu anda gerginlikten eser kalmamış. Yani kazanınca öyle tabii abi. Çünkü şimdi Fenerbahçe maçında ettiği küfür insan üzerine tabii baskı oluşturuyor. Ya gerçi onunla ilgili dün keşke özür diliyorum deyip kapatsaydı meseleyi. Yani orada tam ne dediği anlaşılmadı. Ya zaten aslında hani şey diyor yani ben şimdi bunu konuşup da ne diyeyim ben falan filan diyor. Aslında orada bir özür gibi bir şey söylüyor ama tabii özür dilerim demek başka bir şey. Özür dilerim. Özür dilemek isteyen adam özür diler. Yani özür dilemek istememiş hocam. Yani. Özür dilemek isteseymiş olurmuş. 52 oldu abi yine bittik program yani. Evet bugün programımız ama abi tamamen maça ayırdık bugün programımızı. Yarın ne yapacağız? Allah kerim ya. Yarın ne yapacağız? Bilmem. Dilek Demir demiş burada ki bu... vallahi sayenizde içim dışım totem oldu. Ne giymiştim, hangi koltukta oturdum, ne yedim. Olsun hepsine razıyım, Beşiktaş'ım şampiyon olsun yeter demiş Dilek Demir. Beşiktaş kendi sahasında Barcelona'ya karşı iyi oynarsa gol atar ne demek? Demiş Hasan Hüseyin Öztürk. Bir açıklama oynar, demek istedi. Yani... İyi oynarsa demek istemedim ki zaten. Bu oyun anlayışıyla Beşiktaş'a da şey Barcelona'ya da Real Madrid'e de gol atar dedim. Murat Şahin demiş ki Haluk abi Leipzig'in golü offside miydi demiş sence? Ben sanki biraz önde gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ben inan pozisyon hatırlamadım şimdi. İlk ya. Yarı. İlk yarı araya bıraktı ya bir tane. Hatırlamıyorum. Sağ kanatta. Hakem ne verdi? Offside verdi. Tamam işte verdi. Offside, offside abi. Ne konuşuyorsun? Fatih Eren demiş ki Haluk Bey Ergil'i severek izliyorum programınızı. Emeğinize sağlık. En büyük Beşiktaş ve taraftarı demiş. Mutlu Ercan Werner'in şöyle iki kulağını tıkadığı fotoğrafı göndermiş. O zaten yarın bütün yani birçok gazetede manşet olur o fotoğraf. Ahmet Özgönül eğer Galatasaray forması çıkartıldıysa ve bir daha hiç kimse milli maçlara kulüp formalarıyla gitmemeli demiş. Yani buna bir reaksiyon var.
O çocuklar da en kötü ihtimalle kendileri açıklama yapacaklardır zaten. Hani baktık hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Beşiktaş'ın yöneticisi bağlandı. Öyle bir şey bana gelmiş, bir şey yok dedi. Hani ne kulübün özel güvenliğine ne de emniyet birimlerine böyle bir şikayette de bulunulmamış. Dolayısıyla hani ben açıkçası bilmiyoruz tabii doğru mu değil mi. En kötü ihtimalle çocuklar kendileri Twitter hesabından açıklama yaparlar sosyal medyadan. Peki medyadan. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Maçla veda edelim be. 2'de 2 bir başlangıç, 6 puanlı bir başlangıç. Önce Porto'yu deplasmanda 3-1 ile geçti Beşiktaş. Bugün de Leipzig'i kendi evinde 2-0 yendi. Babel ve Talişka'nın attığı gollerle Beşiktaş taraftarı çok mutlu. Uyuyalım. Bu mutluluğu yaşatan, tüm Türkiye'ye bu mutluluğu yaşatan başta Şenol Güneş ve oyuncular olmak üzere tüm Beşiktaş camiasını ayakta alkışlıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.